kendi elimle kaşındım ve size merhaba dedim. Evet, iyi günler Selen Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Sizin gibiyim. Ben de sizin gibiyim. Siz nasılsanız ben de öyleyim. Evet, neler söyleyeceksiniz depremle ilgili son süreci takip eden birisi olarak? Valla hiçbirimizin duygularının birbirinden çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hepimiz çok büyük bir acı, çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hani yapabildiğimizin sınırlı oluşu da çok üzücü. Yani göz göre göre bir şeylere şahit olmak, bu kadar acıya şahit olmak ve elinden bir şeyinin gelmemesi ve sürekli böyle tedirgin edici üst üste haberlerin artması hepimizi tabii çok derinden üzüyor. Allah iyi günler ve artık bizleri inşallah kavuştursun diye dua ediyorum yani. Peki normalleşme sürecine siz nasıl bakıyorsunuz? Şu an biliyorsunuz hem halk hem ünlüler ikiye bölünmüş durumda. Normalleşmeli mi? Sosyal medyada paylaşım yapılmalı mı? Gündelik hayat? Hayır, yapılmamalı. Şöyle ki, hani bırakın dini inançları, bırakın bizim kendimiz hani bugüne kadar işte 7'si 40'ı gibi adetleri bir insanın içinden gelmez. Yani tabii ki sosyal hayatlarımıza mecburuz devam etmeye. Dün ben bir yazı paylaştım. Şimdi mesela bizim işimiz gereği sahnede olmamız gerekiyor. Bu benim işim. Başka bir işim yok benim. Ben buradan para kazanıyorum. Benimle beraber orkestram para kazanıyor. Oradaki garson, barman, konmeister, işletmeci, herkes para kazanıyor. Herkes evine ekmek götürüyor. O yüzden bir şeyler devam etmek zorunda. Ama belli saygı çerçevesi içerisinde. Yani ben normal alışılagelmiş standart bir sahne programıyla sağımı solumu sallayarak bir sahne programı yapamam. Benden kimse bunu beklemesin. Ama tabii ki hayatı devam ettirmek adına bir şeylerin ucundan tutmak gerekliliğini de bilmek ve bunu ayıplamamak, yargılamamak gerekiyor. Açılan mekanlar mesela tehdit ediliyor. İşte küfürlü mesajlar geliyor. Keza bize de öyle. Ama burada da bir ekonomi dönüyor. Sahne almayın diye mi tehdit mesajları geliyor? Açtıkları için. Mekanlar. Yani açan mekanlara böyle çok çirkin ithamlarda bulunuyorlar ama orada mesela benim orkestramdan da çok depremzede var ailesinden. Çocuk para kazanacak ki ailesine sahip çıkıp destek verecek. Nasıl, ne yapacağız ki? Yani biz kazanmazsak nasıl yardımcı olacağız? Gibi gibi anlayışlı bir sürece de ihtiyacımız var. Şimdi tabii sinirlerimiz çok bozuk olduğu için daha hassasız. Müziğe karşı bakış açımız sadece eğlence odaklı ama biraz da müziğin ruhun gıdası olduğu ve hepimizin de mesleği olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin.